Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere lokmalık börek tarifim var. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel, çok lezzetli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifime ilk olarak iç malzememi hazırlamakla başlıyorum. 2 adet orta boy patatesi soydum. 3'e 4 olacak şekilde doğradım. Daha sonra üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Ve haşlamaya bırakıyorum. Patates kaynamaya başladı. Bu aşamada altını kısıyorum ve tamamen pişmesini bekliyorum. Hamuru yoğurmadan önce iç malzememizi hazırlamamız gerekiyor. Tamamen soğuması gerekiyor. Sıcak sıcak kullanmanız halinde böreğinizde hamurlaşmalar olabilir. 15 dakika boyunca patatesleri kaynattım. Gayet güzel piştiler. Ocaktan alıyorum ve hemen süzüyorum. Diğer yandan tavaya yarım çay bardağı sıvı yağını koydum. Üzerine 2 adet doğramış olduğum soğan ekliyorum. Soğanları pembeleşinceye kadar pişireceğim. Daha sonra ezmiş olduğum patatesleri ekleyeceğim. Arada bir karıştırarak soğanları bu şekilde kavurdum. Şimdi içerisine baharatlarımı ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. Acı seviyorsanız baharat miktarını arttırabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra 1-2 kez karıştırıyorum ve artık soğanlı harcım hazır. Süzmüş olduğum patatesleri güzelce eziyorum. İçerisine hiçbir pütürlük kalmayana kadar devam ediyorum. Patatesleri ezdim. Şimdi içerisine kavurmuş olduğum soğanı ekliyorum. Ben bu börek tarifimde patatesli iç harcı kullandım. Sizler isterseniz beyaz peynirli, kaşar peynirli veya kıymalı da böreklerinizi farklı farklı iç harçlarıyla hazırlayabilirsiniz. Soğanı ekledikten sonra bütün malzemeler homojen olana kadar karıştırıyorum. Patatesli iç harcım hazır. Artık hamuru yoğurmaya başlayabilirim. Yoğurma kabına ilk olarak 1 çay bardağı yoğurdu alıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı ılık su, 1 adet yumurta. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, tabi isteyen elma sirkesi de kullanabilir. Son olarak 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra unu ekleyeceğim. Olabildiğince yumuşak, güzel bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı açısı 250 ml. İlk olarak unun büyük bir kısmını ekliyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Hamurun kıvam almasını sağlıyorum. Toparlanan hamuru şimdi tezgaha alacağım. Tabii bu aşamada tezgaha biraz un serpiyorum. Tezgaha serpmiş oldum. Unla birlikte toplamda 3 su bardağı un kullandım. Lütfen çok fazla un kullanmayın. Sizlere tavsiyem ununuzu eklediğinizde yavaş yavaş ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için sizler belki daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Hamur çok güzel bir şekilde kıvamını aldı. Hamur kesme kartı ile yoğurmaya devam ediyorum. Neredeyse ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru tezgaha aldıktan sonra yaklaşık olarak 3 dakika boyunca yoğurdum. Yoğurduğum hamuru şimdi yuvarlıyorum. Bezelere ayırdıktan sonra hamurumuzu dinlendireceğiz. yuvarlak bir form verdikten sonra hamuru eşit olacak şekilde ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum her bir hamurdan toplamda 6'şer tane beze elde edeceğiz. Yani bu börek tarifimizde toplamda 12 adet beze kullanıyoruz. Kestiğim hamuru silindir haline getirdim ve eşit olacak şekilde 6 parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum bezeleri şimdi yuvarlıyorum. Öncesinde tepsiye bolca un serpiyorum. Güzelce yuvarladıktan sonra un serpmiş olduğum tepsiye hamuru yerleştiriyorum. hamurların tamamını aynı şekilde yuvarlayıp tepsiye dizdim. Üzerine de bolca un serpiyorum. Daha sonra tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Bezeler yarım saat boyunca dinlendi. Bu aşamada güzelce yumuşadılar ve artık açılmaya hazırlar. Hamuru açmak için nişasta kullanıyorum. Yaklaşık bir yemek tabağı büyüklüğüne gelene kadar hamuru açacağım. Nişasta kullanmamdaki amaç böreğin çok daha çıtır olması. Bolca nişastalayarak hamuru açıyorum. Hamur zaten dinlenince kendini saldı ve artık açılmaya müsaitler. Gördüğünüz gibi dokunduğum an hamur kolaylıkla açılıyor. Yaklaşık bir yemek tabağı büyüklüğüne gelene kadar hamuru açıyorum. Ve açtığım bütün hamurları kenara alıyorum. 12 tane bezeyi açtım ve kenara koydum. Şimdi aralarına tereyağı sürüyorum. Bu tarifimde toplamda 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı kullandım. Her yerine gelecek şekilde tereyağını güzelce sürelim ve açmış olduğumuz hamurları üst üste koyalım. Videomda elimden geldiğince sizlere bütün detayları ve püf noktaları hem anlatıyorum hem de gösteriyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Ben bu tarifimde tereyağı kullandım. Tabi isteyen margarin de kullanabilir. Ama çok daha lezzetli bir börek yapmak isterseniz tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Tereyağının da tamamen oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Bu şekilde sürülebilir bir kıvamda olması gerekiyor. 12. hamuru da üzerine koyuyorum. Artık tereyağı sürmüyoruz. Şimdi tepsiyi poşetin içerisine koyuyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 1 saat boyunca buzdolabında bekleteceğim. Sonrasında açmaya başlayacağım. Hamuru 1 saat boyunca buzdolabında beklettim. Şimdi tepsiden çıkarıyorum ve tezgah alıyorum. İçerisindeki tereyağı tamamen dondu. Hamuru tezgaha aldıktan sonra ilk olarak parmak uçlarımla biraz açacağım. Sonrasında merdane ile devam edeceğim. Buzdolabında beklettiğimiz için içerisindeki tereyağı çok güzel bir şekilde dondu. Açarken hamurlarda hiçbir kayma olmuyor. açılabildiği kadar açıyoruz. Hamuru arada bir ters çeviriyorum. Hamuru açarken her yerini eşit olacak şekilde açın lütfen. Yeteri kadar açtım ve şimdi rulet yardımıyla kesiyorum. Tabii bir bıçak da kullanabilirsiniz. Hamuru ilk olarak ortadan ikiye kestim. Kare dilimler elde etmek için bu şekilde dilimliyorum. Hamuru ilk olarak dikey olacak şekilde kestim. Şimdi yatay olacak şekilde kesiyorum ve kareler elde ediyorum. Her bir karede tam 12 kat hamur var. Kenarda iyice soğutmuş olduğum patates harcından bir miktar alıyorum ve top elde ediyorum. Patateslerin tamamını hamurların üzerine koyduktan sonra kapatmaya başlayacağım. Yapımı oldukça eğlenceli bir börek tarifi. İnanın lezzeti de gerçekten çok güzel. Umuyorum ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Hamurların tamamının üzerine patatesleri koydum ve şimdi kapatıyorum. Dört bir kenarını üzerinde topladım. Tıpkı İzmir bombası yapar gibi börek yapıyoruz. Uçlarını kapatıyoruz. Sıkıca kapatalım ki pişme esnasında açılmalar ve sızmalar olmasın. Daha sonra yuvarladım ve böreğimiz hazır. Tepsiye koyduğumda üzerine biraz daha bastıracağım, hafif yayacağım. Gördüğünüz gibi hazırlaması oldukça kolay. Hamurun dört bir ucunu ortada birleştiriyorum. Güzelce sıkıyorum. Tamamen kapattıktan sonra ters çevirip yuvarlıyorum. Böreklerin tamamını böylelikle hazırlıyoruz ve fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsiye diziyoruz. Bu tarifimizden toplamda 30 tane börek elde ediyoruz. Oldukça da bereketli. Hamurların tamamını hazırlayıp fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye koydum ve üzerine bir adet yumurta sarısını çırparak sürüyorum. Bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ayara açtım güzelce ısınacak böreklerimi sıcak fırına koyacağım. Tamamının üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çatalla çizikler atıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Son olarak üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Tabi isteyen çiğ susam da serpebilir veya çörek otu, haşhaş tohumu da serpebilir. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst erili fırına böreklerimi gönderiyorum. Alt üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst erili fırında 30 dakikada böreklerim nar gibi kızardı. Görmüş olduğunuz gibi altı da çok güzel bir şekilde pişti. Fırından çıkardıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. Sonrasında sunum tabağına alıyorum ve sizler için sunumu hazırlıyorum. Minik poğaça görünümünde lokmalık böreklerimiz artık servise hazır. Dışınlar gibi kızarmış peki içi nasıl onu da hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, böreğimiz çıtır çıtır oldu. İçinin bol malzemesiyle birlikte nefis bir lezzet elde ettik. Sizlere de tavsiyem bu güzel börek tarifimi en kısa zamanda denemeniz. Zaten eminim ki bu böreği bir kez yaptığınızda sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hem yapımı oldukça kolay, hem çok bereketli hem de çok lezzetli bir tarif. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.